Merhaba arkadaşlar, izlemelisinin bugünkü konuğu çok sevdiğim, çok beğenerek izlediğim ve kariyerinde giderek de böyle yükselişine devam eden Zeynep Elçin bizlerle beraber olacak. Karantinada ne yapıyor, karantina sürecinde neler yapacak ve şu an nelere hazırlanıyor hep beraber konuşuyor olacağız diyorum. Ve hazırsanız yine başlıyoruz. Zeynep'ciğim nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim Melis'ciğim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Senin şu duru güzelliğini gördüm yine. Çok iyi oldum. Kendime geldim şu Oldu. karantinada. Saçları kestim gördün mü? Evet ya, Beğendin mi? evet. Ya bu karantinadan dolayı mı yaptığım bir şeydi bu? Nasıl kıydın o güzelim Evet saçlarına? zaten... Çok da uzundu, çok da sağlıklıydı. Ne oldu? Ya en son yaptığım işte kimse bilmez diye çok sık boyandı saçlarım maalesef. Kendi saçıma dönmek istedim artık. O yüzden kestim. Şimdi tekrar bir kesim daha yapacağım. Kendi saçlarıma Evet. döneceğim. Ya senin için bu böyle fiziki açıdan bu projeler bir değişim ve dönüşüm dönemi oldu galiba. Yani Evet. değil mi? Bir saçlarını Evet. kestiriyorsun, kilo alıp veriyorsun falan. Nasıl bir dönem bu? Ne oluyor? Ne bitiyor? Ben şaşkınlıkla izliyorum buradan seni. Yani turna misali biliyorsun festival filmi çektik biz. Evet. Bu film için benim kilo almam gerekiyordu. En az bir 7-8 kilo almam gerekiyordu. Aldım. Çünkü hem sağlıklı, dinç, hala emziren bir anneyi canlandırdığım için aldım. Sonra tekrar veriyorum, tekrar alıyorum. Bakalım ne olacak. Süper ya, ama hiç almış gibi de değilsin. Kaç? Alırken, bu arada Melis alırken çok zevkli Değil ama mi? verirken Verirken acı acı. Evet, böyle bir hissettiriyor sızısını. Ne kadar sürede aynen. aldın? Nasıl aldın? Ne yiyerek aldın o kiloları? 2 hafta içinde aldım. Ne? İşte 2 haftada akşamları 8 kilo yatmadan mu? önce bol bol cips yiyerek en sevdiğim. Aman Tanrım. Her şeyi yedim. Her şeyi. Günde 6 öğün, 7 öğün falan yiyordum. Sonra bir proje için bir audition çekmemiz gerekiyordu. Bunun için bir hafta içinde 4 kilo verdim. Çektik. Şimdi tekrar olan kilomu koruyorum. Çünkü kalan sahnelerimiz var bizim filmimizden. Bu süreç sonuçlandıktan sonra tamamlayacağız. Sonra tekrar eski formuma geri döneceğim. Evet, şu Allah'tan an. alıp verme gibi bir sıkıntım yok Evet, yani. Allah'tan kolay kolay Kazanım veriyorsun. Aynen, yürümeyi, spor yapmayı da seviyorsun. kazanım Senin için zor olmuyor mutlaka. Peki şu an kaç kilosun? değil. Şu an 56 kiloyu. Filmi çekerken 60 kiloydum. Kimse Bilmez dizisinde 50 kiloydum. Oh maşallah. 50'ler 60'lar arasında gidip geliyorsun. Harikasın ya. Bu arada kısa Evet. saç da çok yakışmış. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim, Senin teşekkür ederim. olduğundan da daha küçük göstermiş. Şu an bir liseliği oynayabilirsin. Hatta biraz kassan daha da küçüğünü oynayabilirsin herhalde. Çok teşekkür ederim. Peki karantina nasıl geçiyor bunlar? Ne yapıyorsun? Neler var? Böyle bir rutinim yok sürekli. Ne bileyim, o gün canım ne istiyorsa, ne yapmak istiyorsam. Film mi izlemek istiyorum ya da yürümek mi istiyorum, kitap mı okumak istiyorum? Değişiyor günden güne. Evet. Mesela seninle ilgili resim yaptığına dair Evet, haberler çıktı. deniyorum bir şey. Evet, deniyorum bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çok yetenekli olduğumu düşünmüyordum bu konuda. Kız kardeşim benim şey yapınca, abla yapabilirsin falan deyince iyi dedim bir deneyeyim bakayım bir şeyler Aa ne yapayım güzel. Harika. yapabiliyormuşum. Zaten bu süreçte de herkes kendine dair yeni şeyler keşfetti ya. Bazı kabiliyetlerine, işte ne bileyim yarım kalan şeyleri varsa onları tamamlamaya yönelik adımları oldu. Ben de sana bunu sormak istiyorum. Yarım kalan bir hikayen var mıydı tamamladığın ya da tamamlamayı düşündüğün? Yarım kalan işlerin, projelerin, ertelediğin şeyler var mıydı? Ve kendinle böyle hesaplaşma bir moduda oldu ya biraz. Bu hesaplaşmalara dair de böyle anlatabileceğin bir hikayen var mı? Şu 50 günlük süreçte. Bayağı da oldu, Yani var mıdır öyle herhalde? Olmuştur mutlaka. yok hayatım öyle hesaplaşma falan ya. Yani hayat geçiyor, günler geçiyor, yaşıyoruz bir şekilde, mücadelemize devam ediyoruz. Biz bu arada Kimse Bilmez dizisinde Hakan Altıner, babamı oynayan Evet. Hakan abi. Onlar şimdi kendi sahnede bir oyun hazırlıyorlar, Altın Kızlar diye. Benim küçüklüğümde hayran olduğum çok Ah ne değerli güzel. oyuncularla birlikte bir oyun hazırlıyoruz. Onun
provalarını yapıyoruz evdeyken. Ezberlerimi çalışıyorum, ona çalışıyorum. Yani bu süreç hiç boş geçmedi. Sürekli bir şeyler çalışarak, bir şeyler yaparak geçti. O yüzden 50 günlük sürede aslında tiyatro oyununa hazırlandım diyebilirim. Harika. Yani. Peki böyle tiyatronun, yani oyunun konusundan biraz bahsetmen gerekirse nasıl anlatırsın? Yani belirlendi mi? Anlatabiliyor musun? Yani çok fazla bilgi veremiyorum o konuda ama tatlı bir komedi oyunu şu anda hazırlıyoruz. Evet. Bakalım. Yani seni farklı bir şekilde göreceğiz o zaman. Bu süreçler tabii evet. Sağlıklı bir şekilde sonuçlandığında. Evet. Umudumuz bizim bitmeden devam ediyoruz. Harika. Yok yok ya. Zaten eninde sonunda bu süreç bitecek ve normal hayatımıza geri döneceğiz. İnşallah seni de o zaman yeni sezonda sahnede izleyeceğiz. Diyebilir miyiz? Evet evet. Evet. Çok heyecanlıyım bu konuda. Evet ve çok güzel bir oyun. Harika. Ne kadar güzel. Heyecanlı buradan bile hissediyorum. Evet. Zaten senin en büyük hayallerinden biriydi bir tiyatro oyunu yapmak, bir sinema filmi yapmak. Evet. Çok istiyordum. Yani Hakan abi diziden sonra beni arayıp Zeynep bir oyunumuz var işte dahil olmak ister misin sen de diye sorduğunda Keda Ailen'in bir oyuncusu olmak ister misin diye hemen haykırarak evet tabii ki istiyorum Hakan abi. Senin için bu 2020 yılı dünya için zor bir sene oluyor, zor bir sınav oluyor belki de ama bence senin için uğurlu bir yıl. Baksana bütün hayallerini gerçekleştiriyorsun, sen öyle düşünüyor musun? Hayatım iyi düşünüyorum, iyi oluyor. Yani ne diyeyim, evet zor süreçlerden geçiyoruz ama bin şükür diyorum yani halime. Peki mesela karantinayı şu an kimle geçiriyorsun sen? Şunu ailemle. Soracağım. Ailemle. Evet, çok güzel. Ailemle hepsine çok çok selamlar. Kardeşim, hepsini kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. peki, aslında çalışıyor onlar şu an. Aa ne güzel, ellerine sağlık. Peki normalde bu süreci, bu karantina sürecini kimle geçirmek isterdin? Nerede geçirmek isterdin? Ya da daha zengin mi geçirmek isterdin? Ya da bir malikanede mi geçirmek isterdin? Hayran olduğun biriyle mi geçirmek isterdin? Hiç bunları düşündün mü? Hayır. Hayır. Yani şöyle, şükürle geçiriyorum aslında ya. Çünkü şu anda gerçekten evine ekmek götüremeyen ve belki evsiz olan bir sürü insan olduğu için şu an duruma şükrediyorum yani şöyle ekstra şöyle olsun. Mesela sıkılma denilen bir lüksümün asla ve asla olmadığını düşünüyorum. Ailemle geçiriyorum, sevdiğim insanlarla geçiriyorum. Onlar yanımda olduğu için de çok çok mutluyum. Onlarla geçirmek isterdim yani. Şimdi seninle çok uzun yıllar önce tanıştık. Hatta ilk ilk projen, ilk dizinle beraber bizim yollarımız kesişti. Ve senin o zamandan bu zamana gelene kadar ki böyle oyunculuk serüvenini izlemek, şahit olmak çok güzel bir şeydi. Bu yükselişine de aslında şahit olmak çok güzel bir şey. Sen peki dışarıdan göründüğü gibi kendin de hissediyor musun kariyerinin yükselişe geçtiğini, artık aranan bir oyuncu tabii olduğunu? Hissediyor musun? Bu hissiyat tabii sana ne hissettiriyor? Tabii ki. Yani elde ettiğim fırsatlar için çok mutluyum yani gerçekten. Ne diyeyim? Biliyorum ki üst üste koya koya, öğrene öğrene, tecrübe ede de ilerliyorum yani. Bu durumdan da çok mutluyum. Ne mutlu umarım sana. Umarım böyle devam eder inşallah. Bir de sen hakkını veriyorsun aslında. Mesleğinin, yaptığın işin disiplininle, özverinle gerçekten hakkını verenlerden birisin ki en büyük bence kanıtı da bu karakterin için değişebiliyor ve kendini deforme ediyor olabilmek bedenini, görünüşünü. Bunlar zaten en büyük kıstasları diye düşünüyorum. Peki mesela bu konuda bu değişim konusunda bir sınırın var mı? Yani bir yere kadar değişebilirim diyor musun? Hiç sınırım yok. İstekliyim ve arzuluyum bu konuda. Hiçbir sınırım yok. Zaten bu mesleği yapmak istememin nedeni de buydu. Her gün yeni bir şeyler öğreniyorum. Her gün üzerine başka bir şey katıyorum. Dediğim gibi gerçekten bu arada birlikte çalıştığın insanlarla olan iletişimin ve yaptığın işi olan disiplinin her zaman karşılığını alıyorsun. Ne ekiyorsan onu biçiyorsun aslında bu hayatta. Çünkü kimse bilmez dizisi bittiğinde akabinde biliyorsun bir sinema filmi yaptık. Bir Canlarla Lokantası diye. Evet. Salih Kalyon, Asuman Dabak, Bülent Çolak, Sadi Celil Cengiz, Cenk Acarlar hep birlikte çalıştık. Filmimiz bitti ve sonra Kimse Bilmez dizisinde Vedat karakterini canlandıran Timur Ökelbaş,
biliyorsundur çok değerli dostum. Beni aradı ve ben ona bir kez sette sohbet esnasında şunu söylemiştim. Çok istiyorum festival filmi içinde yer almak. Gerekirse yaşayan bir kişiyi canlandırmak çok arzuluyorum istiyorum diye. Bir Timur beni aradı bir gün. Ya Zeynep işte bir iş yapıyoruz şu anda turna misali diye. İşte dahil olmak ister misin? Bir görüşelim, bir şey yapalım mı? Sonra Eyüp Boz ve Eren Danışman Boz filmimizin hem senaristi hem yönetmenlerini üstlenenler. Eyüp abiyle de ben daha kariyerime ilk başladığımda nerede çalışmıştık? Unuttum, unuttum. Neyse, olur Neyse. insanlık hali. Orada tanışmıştık biz Eyüp abiyle. Konuştuk. Eyüp abi çok isterim. Ben de çok isterim Eyüp abi. Gittik önden bir araştırma yaptık. Retçemizi yaptık. Gezdik. İşte canlandırdığım karakterle tanıştım. Rukiye ile bir araya geldik. Çok güzel insanlar tanıdım. Çok değişik insanlarla bir araya geldim. Güzel bir iş yaptık. Yani böyle dediğim gibi Evet. ettiğimizi biçiyoruz yani. Oyunculuğun için, kariyerin için kendini değiştiriyorsun ama bu değişim başkası biri için olur mu? Hayatındaki biri için bunu da yapar mısın? Biri için değişir misin? Biri için bunu yapar mıyım? Yani sevdiğim bir insanın benim değişmemi isteyeceğini düşünmüyorum. O yüzden hayır ya. Yani Hayır ya. beni seven zaten beni olduğum gibi kabul ediyor. Var mı hayatında biri? Yok canım. Olsa zaten Gerçekten bilirdiniz. süper. Senin Yok. zaten bu Evet. şekilde açık yaşamanı da seviyorum. Hiç gizlemeden, bir şey yapmadan. Peki Evet. mesela yaş aldıkça biriyle beraber olmanın zor olduğunu düşünüyor musun? Bilmiyorum ki. Yani şu an olmadığı için bilemiyorum. Hayatım yani huzurluysan, mutluysan ve bir şeyleri paylaşabiliyorsan yani bunun keyifsiz hale gelebileceğini düşünmüyorum. Her yaşın kendine kattığı bir güzelliği var. Sanmıyorum yani etrafımda çok güzel 20 yıl, 30 yıllık evli olan insanlar var ve onlar hala birbirlerini sarılarak ve el Evet. ele tutuşarak yürüyebiliyorlarsa biz neden bunu yapmayalım yani? Olabilir. Sevilirsem olur. Neden Sevilmezsem olmasın? olmaz tabii. Karşılıklı bütün bunların İlla hepsi. aynı sektörden olmak zorunda mı? Mesela Hayır. evet yanındaki insanın şöhretini taşıyamayan çiftler mesela görüyoruz vesaire vesaire. Böyle bir takıntın olmadığını zaten biliyorum ama şöhret senin hayatına nasıl etki etti? Özellikle şu son dönemde, son artık projelerinle beraber böyle yaşadığın o ilgiyle ve popülerlikle beraber hayatında neler değişti? Yani nelerden çok mutlu oldun, nelerden rahatsız oldun? Var mı böyle anlatabileceğin şeyler? Hiçbir şey değişmedi. Bundan kaç yıl önce tanıştık seninle? Biz 4 yıl olmuş 5 mu? sene oldu Aynı. ya. 4-5 evet geçti Hiçbir bayağı. değişiklik yok. Yani birileri beni tanıyınca, boynuma sarılınca ya da beni sevdiğini söyleyince bu dünyanın en güzel şeyi zaten. Çok hoşuma gidiyor. Çok çok güzel. Ama onun dışında bir değişiklik yok yani. Daha çok seviliyorum. Çok güzel. Ay ne güzel. Devam et. İnşallah daha da çok sevilmeni dilerim ki zaten de öyle olacak. Peki mesela bu karantina bitecek, yasaklar kalkacak vesaire. Yeni sezonda bir oyun hazırlığın var ancak evden çıktığında artık böyle tamamen normalleşme adımları atmaya başladığımızda ilk neler yapacaksın? Mesela ilk ne alacaksın? Nereye gideceksin? Kimle görüşeceksin? Bunların böyle bir şeyini yaptın mı? Yüzmek istiyorum. Yüzmek. Sen iyice spora kafayı taktın. Yok ya denize girmeyi özledim. Denize gireyim, yüzeyim işte. Yeter. Senin hakkında birçok yorum yapılıyor. Genel ağırlıklı olarak zaten ne kadar bir duru güzelliğin olduğuna dair güzelliğine, fiziğine, oyunculuğuna dair yorumlar var. Bir de tabii ki kadına şiddete dair böyle verdiğin destekler ve bununla ilgili konuştuklarına dair de şeyler var. Yok. Onunla dair konuştuğum bir şey yok aslında. Ben daha çok yeni çocuklara ne bileyim 6-7 yaşında geçen bir arkadaşımla canlı yayın yaptık. Yiğit buradan selam olsun. Daha 7 yaşında, 7-8 yaşında ve bir sürü madalyaları var. Hem yüzmeye gidiyor hem tekvando yapıyor. Ben daha çok çocuklara yönelik bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ne güzel. Onların spor olan tutkusu ya da ne bileyim müziği olan tutkusu bana ilham veriyor ve beni çok mutlu ediyor.
Özellikle fanlarım zaten. Bazıları şarkı söylüyor bana. Of diyorum, ne güzel sesin varmış. Sen hep bana şarkı söyle. Ay ne güzel ya. Onlara peki buradan ne söylemek istersin? Mutlaka izleyecekler. Deli gibi takipçilerim var. Zeynep ablaları olarak ya da arkadaşları olarak bilmiyorum. Senin de sözünü dinliyorlar ve çok da dikkate alıyorlar. Onlara böyle tekrar altını çize çize söylemek istediğin ne olur mesela? Onları çok seviyorum. Hayatlarını doya doya yaşasınlar. Her biri çok çok değerli. Ve birçoğuyla tabii ki konuşamıyorum. Onları çok sevdiğimi bilsinler istiyorum. Ve buradan el sallıyorum onlara. Ya çok tatlı. Bakın ne kadar şanslısınız arkadaşlar. Görüyorsunuz. Sizi unutmuyor. Ben biliyorum her söylediklerini de aslında attıkları mesajları da görüyorsun. Değil mi? Ya her attıklarını değil de hayatım, elimden geldiği kadar takip etmeye çalışıyorum. Ama hepsini de çok sevdiğimi ve sevgilerini bana karşı olan sevgilerinin karşılıklı olduğunu bilmelerini istiyorum. Umarım bu program buna vesile olur. Ay ne güzel, ne mutlu. Peki mesela hakkında bugüne kadar duyduğun en saçma şey neydi? Yani yanıltıcı bir gerçek var mı hakkında aslında söylenen? Hakkında saçma bir şey duymuyorum ya. Yok. Yani kimse benim hakkımda konuşmuyor. Ne güzel. Saçma bir şey duymuyorum. Genelde gelen hep olumlu, güzel yorumlar, tatlı şeyler, öyle beni rahatsız edecek ya da ne bileyim beni üzecek şeyler olmuyor yani. Sen insan zarafı mısın? Yoksa böyle iyi niyetinden dolayı böyle biraz saflıkların ve kandırılmaya çok müsait bir yapın var mıdır? Biraz aldanmamak mı gerekiyor? Nedir? Bilmem, hiç bunu düşünmemiştim. İnsan zarafı mıyım? İnsan zarafı mısın, saf mısın, nesin? Melis, iletişime geçtiğim ya da hayatıma yaklaştırdığım, hayatımda yer alan insanların hepsi zaten birbirimizi karşılıklı sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz insanlar oluyor. Ve ben bu insanları seçmiyorum. O insanlar beni buluyor ya da biz bir şekilde bir araya geliyoruz. Hmm. Ve dostluğumuz, arkadaşlığımız başlıyor. O yüzden böyle çok ön yargılı düşünmemeye özen gösteriyorum. Ne bileyim, yok ya. Bilmiyorum, şu an bir düşündüm. Etrafındaki insanlar genelde karşılıklı sevdiğim insanlar. Hiç öyle ön yargıyla düşündüğüm ya da kötü düşündüğüm birisi yok. Son olarak şunu sormak istiyorum sana. Son dönemde kafanı meşgul eden, düşündüğün, böyle yatıp kalkıp aklında döndürdüğün böyle bir şey var mı, bir konu? Dert ettiğin kendine. Yani şu an içinde bulunduğumuz durum zaten başlı başına zor bir süreç olduğu için bunun dışında bir konu yok. Yani kendime ait bir konu yok. Kendime özel bir konu. Hı-hı. Artık bu sürecin sağlıklı bir şekilde sonuçlanmasını diliyorum hızla. Yani tek dileğim bu. Peki mesela korkutuyor mu bu durum? Yani mesela her meslek grubu bir tereddüt yaşıyor. Ama mesela oyunculukta oyuncular bu tereddütü nasıl yaşıyor? Unutuluruz, iş bulamayız, işte ne yaparız falan diye tarzı böyle bir kaygıların, korkuların oluyor mu? Ya da işler beklediğimiz gibi düzelmezse bir B planım var gibi bir şeyin var mı? Her şey kısmet hayatım. Tabii ki B planlarım var hayatta. Hatta B değil, C planım da var ama her şey kısmet yani. Öyle bir umutsuzluğum yok. Hı hı. Tamamen umut doluyum. Seni bu umutlu halinle, bu pozitif halinle seviyorum ve seviyoruz. Zeynep'ciğim harikasın ya. Gerçekten senin bu zaten pozitif hallerin, pozitif sözlerin, cümlelerin gerçekten izleyenlere de ilham veriyor. Takipçilerine de ilham veriyor. Çok güzel bir motivasyon oluyor. Çok teşekkür ederim. En yakın zamanda inşallah seni burada da, stüdyomuzda da ağırlamak istiyorum. İyi günlerde. İzleyenlere de çok teşekkür edelim. Ve bir sonraki tekrardan Zeynep'le bağlandığımızda bu sefer fiilen kavuşmayı umuyoruz. Sizleri de tekrardan bekliyoruz diyelim. Ve iyi günler dileyelim.